Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman, kanalın kralında yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere yine Cody Games üzerinden sesi kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Cody Games, yani İdle oyunlarından Supermarket Tycoon oyunumuzu göstereceğiz. Bu oyunumuzda aynı Prison Break mıydı? O neydi? Evet. Empire Prison Tycoon'du galiba. Evet. Empire Prison Tycoon oyununda, yani yine İdle oyununda. Yine benziyor. Zaten aynı. Oyun yapımcıları da aynı. Oyunumuz bu arkadaşlar, bir süpermarket oluşturuyorsunuz. Süpermarketlerin teker teker tüm bölümlerini oluşturuyorsunuz. Ayrıca paramız şu anda sınırsız. Gördüğünüz gibi şu anda 401 milyon dolarımız var tam olarak. Tabii bu diye bir 43 milyon milyar dolarımız var artık, neyse. Bu kadar paramız var. Yine mağaza içerisinde istediğiniz kadar mağazayı büyütebiliyorsunuz. Tabii bunun bir sonu var. Sonsuzluk kadar böyle kalkıp da IKEA kadar veya ne bileyim Bauhaus kadar veya Carrefour'sa kadar büyük olmayabiliyor. Tabi bu söylediklerim şimdilik, yani düşündüğüm zaman bakın böyle Media Market var. O da büyük ama o sadece şey üzerine ya, teknoloji üzerine yapıyor. Mesela ona benzer bir, mesela IKEA. IKEA'yı o kadar, İstanbul Kocatepe'deki IKEA'ya muhtemelen gitmişsinizdir. Mükemmel ya, yani o kadar büyüklükte görmedim. Tabi Koçtaş da büyük ama her neyse, bu kadar reklam yapmayayım ben. Buna, bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Marketler yapabilirsiniz. Bu arada ilk başladığımız zaman sizin otoparkınız bu kadar büyük değil. Küçücük bir otoparkınız var. Affedersiniz, göt kadar. Ve içerisinde 3-4 tane araba gidip geliyor, gidip geliyor. Bu arada otoparkı büyüttükten sonra burada şu anda otoparkın içerisinde boş olan sayıyı da görüntüleyebiliyorsunuz. 39, 40, 39, 40 sürekli inip çıkıyor. Çünkü müşteriler gelip çıkıyor. Bu arada bunu şeye ayarlayabilirsiniz. Mesela örnek vereyim. Küçültebilirsiniz. Bu şey var. Park boyutunu büyüttük biz. Ama burada şey var. Şu an 30 bin kadar kalabiliyorlar. Bunu düşürebiliyor muyuz? Hayır. Ama çıkartabiliyoruz. Çıkarttığımız zaman ne oluyor? 31 bin oluyor. Yani 31 dakika kalabiliyorlar. Yani siz ne kadar çok uzatırsanız bu süreyi, kişiler daha çok rağbet görür. Onu da istiyorsanız görüntüleyelim. Şu anda geri çıktığımız zaman 21 kişi var. Yani arabalar şu anda normal bir seviyede seyrediyor. Otoparka geliyorlar. Otopark içerisinde 17 kişi. Lan azalıyor oğlum ya. Bir gidin lan artık. Nereye sığdıracağım bu arabayı? 12, 11... Millet gitmiyor. Evet, biri gitti. O şu otoparkın içinden de giden oluyormuş. Evet, şuradan. Şimdi arkadaşlar ben bunu biraz hızlandıracağım. Bakalım ne kadar olacakmış. 36, 37, 38, 39, 40 dakika. Vay, 40 dakika. Araba çoğalacak mı bakalım. Bu araba çoğalması muhtemelen zaman alıyor olabilir. Şimdi bir de şurada kısım var. Şu kısmı görüyorsunuz. Bu da sizin kazandığınız parayı götüren şey, araçlar veya para mı getiriyor, para mı götürüyor anlayamadım. Bu kısımda şurada görüyorsunuz. Şu kısımda arkadaşlar gıda alanı var. No thanks. Şurada gıda alanı var gördüğünüz gibi. Yani normal market ürünleri. Arka tarafta kasalar var. Bu kasayı zaten şimdi
Çok fazla hani ben şöyle söyleyeyim. Ben bu marketi aslında geçeyim mi? Yeni bir market mi oluşturayım diye bakayım. Bir saniye. Şurada ne diyor? Best product claim. Tamam. Tamam da biz ne yapacağız oğlum? Şeyimiz nerede bizim? Bir de git paramı vereceğim sana. Evet, upgrade diyerek yeni bir markete geçiyoruz ve beraber bir şekilde bu marketimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Bu arada sesler açık olsaydı güzel olurdu ama bildiğiniz üzere videodaki sesler telif yememize sebebiyet veriyor. Marketimiz bu. Kardeşler Market. Direkt açıldı böyle. Küçük bir dandik bir market açıldı arkadaşlar. Şimdi burada millete böyle toptancılardan ucuz ucuza alıp millete kazık fiyatına satacağız ki bu market büyüsün. Yani ya şimdi sistem böyle işliyor. Hani yukarıda hani öbür tarafı siz düşünür düşünmezsiniz bilemem. Bu arada arkadaşlar market hani çok fazla rağbet görmediğinden içerideki kasa veya içerideki market ürünleri de ideal bir şekilde müşteri görüyor. Yani kendine göre ideal bir şekilde ünlem işareti yanında diyor ki hani bu kadar olmaz büyüyor artık diyor. Buraya tıkladığımız zaman baker yani fırın. Fırın kuralım mı? Kuralım tabii ki diyoruz. Ve geri gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada şu kısma tıkladığımız zaman ha burada şunları açabiliyoruz ama bazıları açılmıyor. Açılmamasının sebebi sizin buradaki alanı büyütmeniz gerekiyor. Mesela üzerine tıkladık şuradan. White şu anda bulunan ekmek, white ekmek yani beyaz ekmek neyse tıkladık, büyüttük, büyüttük. Upgrade bakar diyor. Ha bu şeyi mi büyütüyor? Evet. Evet, evet ekmeğin çeşidini de değiştiriyor. Yani siz ne kadar upgrade burayı yaparsınız, yükseltirseniz buradaki ekmek de değişiyor ona bakalım. Bu arada basılı tutarsanız da değişiyor arkadaşlar. Leveli görüyorsunuz değil mi? Evet, o homemade bread yani ev yapımı ekmek. Evet, rustic ekmek. Çizgili mi? Ney bu? Şu anda level... Ulan bu arada ya arkadaşım benim bu kadar param olsa şu anda para miktarımızı görüyorsunuz değil mi? Bu hileliydi lan. Ben onu bile unuttum ha söylemeyi. Paramız ne kadar çok kullanırsak paramız artıyor arkadaşlar. Bu arada bunu normal bir şekilde oynadığınızı düşünsenize. Lan oğlum 128 level mi olur lan? Şöyle basalım. Bakın 150, 100, yani bunun sonu yokmuş gibi 1000 level. 150 de multi grain breed. Ne bu multi? Ekstra unlu mu? Ne oluyor? Her neyse. Ekstra tarçınlı mı? Ne oluyor? Evet. Wood Freight. Bu ne lan bu? Anlayamadım. Ekmek sonuçta da. Odun ekmeği galiba. Wood dediği odun. Cheese bread. Ne cheese ekmeği mi? Cheese ne lan? Fruit, meyveli ekmek veya meyveli kek gibisinden. Bu arada 400 level bakın ulan oğlum 400 level insan nasıl yükselsin ya? Her seferinde bakın 6 7 7 yani 7000 şey dolar biz şey vereceğiz. Bu simit mi? Tast breed, süper tasty. Yani bildiğin çatalla bu Türk çatalı işte. Fırınlarda olur ya. Başka ne varmış? Süper crunch breed. Non-perishable bread. Bread ekmeği. Ne bu kek? Neyse. Çiçek ekmeği var mı? Çiçek, kömbe falan. Evet. Altın. Bakın. Burada saçmalamaya başladı. Çünkü ekmek çeşidi bittiği zaman altın ekmek. Şimdi bakın daha neler verecek bize. Bean seed bread. Bir seed ne? Tuzlu mu? Ne bu seed? Salt tuzlu değil mi? Bu ne bilmiyorum. Spartan bread. Bak. Ya Spartan ekmeği varmış bak. Çeşit çeşit ekmek çıkıyor. Dur daha neler çıkacak. Sword dog breed. Neymiş breed? Made with the first stone dog. Starter ever created. Bunu anlayamadım ne olduğunu. Bu arada levelimiz 1300, 1400, 1500. Valhalla breed.
1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Lan 2000 level mi olur oğlum ya? Divine Breed. Ne bu, güneş ekmeği mi? Şu anda paramızda görüyorsunuz. Ultra şeylerle çoğaldı. Yani trilyonlar. Kaltrilyonlar. Neymiş? Hot breed. Sıcak ekmek. Yani normal. Ya da biz buna açma diyebiliriz. Hadi artık be. Your breed. Senin ekmeğin. Veya krallık ekmeği mi? Ne oluyor? Bu arada altında farklı bir şekilde şey çıktı. Gördüğünüz gibi kalite. Bu şu anda sıfır. Yani bütün ekmekler var ama bunun birinci kalitesi, ikinci kalitesi, üçüncü kalitesi veya dördüncü kalitesi, beşinci kalitesi gibi kaliteler var arkadaşlar. Şu anda altta göreceksiniz. Şuraya yükselttikten sonra bir yıldız olduk. Şimdi bunu da yükselttikten sonra iki yıldız olacağız. Yani biz beş kalite fırın açmış olacağız. O da dünyada yok yani öyle bir fırın. Dört yıldıza doğru gidiyoruz. Paramız deli gibi uçuyor. Evet, max olduk arkadaşlar. Şimdi bir bakalım şu mar ne oldu, fırın ne olmuş bakalım. Oo. Fırında yok yok yani her şey var ama fırına 50 kişi gelse bir tane şey var, tezgahtar var arkadaşlar. Onun için biz bu fırına tezgahtar almamız lazım. Oradan şurada tezgahtar kısmı var. Tıklıyoruz. İki, kaç tane var? Kaç tane tıkladık bakalım bir. Şu anda 5 tane tezgahtarımız varmış şeyde. Fırınımızda. Yine fırına tıklıyoruz. Bakari Salary. Bu ne lan? Increases the productivity of bakery employees by %5. Ne? İndirim falan mı veriyor? Anlayamadım. Bunu yapmayacağım ben. Dedikten sonra arkadaşlar şimdi buradaki şeyimizi, kasamızı yükseltmemiz lazım bizim. Kasa almamız lazım. 1, 2 kasa, 3 kasa, 4 kasa, 5 kasa, 6 kasa, 7, 8, 9, 10. 10 kasa var mı lan bakalım ne oldu? Hayır, bu sadece kasanın şeyiymiş, seviyesiymiş. Daha hızlı alıcı şey yapsın. Hemen geçirsin tık 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 tık. Bakıyorum ben yine aynı. Yani ne anladım ben bu işten arkadaşım? O kadar yükseldik. Yuh artık 700 bin ne lan? Adamlar kazıklıyor mu? Ne yapıyor bu kasacı? Dedikten sonra biz müşterilerimiz kasayı beklemesin diye birkaç tane daha kasa açıyoruz arkadaşlar. Onları da bir yükseltelim şöyle. Dedikten sonra şimdi bu diğer kasaları ise nasıl açabiliriz? Siz buradaki çeşitliliği artırırsanız açabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 3 kasamız açık. Müşteriler hiç sıkıntı çekmiyor. Ama park yerimiz yok. Park yerimize tıklayıp önce bir parkımızı yükseltelim biz. Ben şu adresin kısmını hiçbir zaman azaltmayacağım. Abi 0, 8 dakika. 8 dakika bizi git. Ya biz direkt git ya. Git. Yani bu bedava park için adam buraya geliyor. Bu arada şu anda 8000 şeyimiz var ama kaç var? 23 levele çıkarttık. Bir bakalım ne kadar oldu. Oo, bu ne kadar büyük bir park lan. 133 tane şey yapabiliyormuş. Araç park edebiliyormuş bu arada arkadaşlar. Bu kısmı da tamamladık. Şurada para araçlarımızı da alalım da bir gitsin bunlar ya. Yazık, beklemesin adamlar. Bunlar da iç içine gidiyor lan. Dedikten sonra arkadaşlar şurada bir ünlem işareti var. Bize durma diyor. Hadi devam et diyor. Bakalım ne varmış. Şimdi biz fırını yükselttik ama şu var. Bir de biz şey yapmadık ya. Şu marketi güncellemedik. Şurayı markete bir tıklayalım. Ne var? Oo, çürük muz. Çürük muz satıyoruz şu anda biz. Onun için upgrade yapacağız. Bakalım sıradaki meyvemiz ne olacak? Evet, çürük elma, tozlu bu şey var. Hani kasada, marketlerin dışarıda kasada olur ya. Bazı teyzeler gelir. Oğlum şunu seçeyim mi, alayım mı? Ne kadar veriyor? Teyze işte ne diyeyim ana da, sen bir 50 kuruş at ya kilosundan. Çok diyorsun oğlum ya. La daha ne olsun, bedava mı alacaksın? Yoksa çöpe dökeceğim ben onu diyor. Yani adama ucuz bir şekilde vermek yerine çöpe döküyor. Ne kadar güzel değil aslında. Ne kadar saçma bir ya işlem. Halbuki ver de iyilik yap diyeceğim. Tabii bu kurumsallık çerçevesi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar var ya, işte o canavarı getiriyor arkadaşlar. Neyse, burada çileğimiz oldu şimdi.
70 levelde ne olacak bakalım. Yarı 80, 76. Ne bu, böğürtlen mi? Üzüm mü? Böğürtlen diyelim. Bu kiwi. O kiwimiz oldu artık. Kiwi alabiliyoruz. Ne kadar güzel. Bu ne? Afrodizyak freak. Yuh. Afrodizyak etkili meyve getirmişler. Yasak lan bunu satmak. Yasak. Fruit with vitamins. Neymiş? C vitamini veya portakal. Portakal diyelim biz buna. Super sweet fruit. Ne bu? Şeftali mi? Evet. Ultra sweet fruit. Üzüm yani. Bu neymiş? Fruit juice. Meyve suyu. Öyle juice'in su olduğunu bilmiyorum da drink olması lazım. Gigantic fruit. Dev. Yani hormonlu meyve bu oluyor arkadaşlar. Pearly fruit. Ya artık meyveleri dimleyip satıyorlar. Evet, 800 level tutti frutti. Bu ne lan? Yakında şey çıkarırlar. Kapsül çıkarırlar. Artık küçük küçük kare şeklinde satıyorlar meyveleri arkadaşlar. Evet, karpuz. Yani önce karpuzu verselerdi daha iyiydi. Bu tutti frutti şeker meyvesi mi? Anlayamadım, bu meyve şekeri mi? Lost fruit. Ne bu? Kayıp meyve mi? Kayıp meyve. Evet. Marslı meyve. Mars meyvesi. Evet, başka ne varmış? Vuruu çıktı. Bu da kare meyve. Yani bu evrimleşmiş meyve arkadaşlar. Ambrosia. Bu ne böyle? Farklı bir gezegenden gelen meyve gibi veya meyve karışımlarıyla ortaya harmanlanmış bir meyve gibi. Foraging limon. Limon lan işte, limon. Banana bado. Ne bu, dondurma mı? Banana don. Ne bado ne lan? Banana ha, bu şeymiş. Şu an starlar bölümü, kalite bölümüne geçtik arkadaşlar. Bundan dolayı aynı şeymiş. Ben de anlayamadım. Yani bu sizin meyve bölümünüzün geleceği son nokta. Ezilmiş, erimiş muz. İnsanlar buna bayılıyor artık. Bilemezsiniz. Süper. Şimdi onun kalitesini arttırıyoruz. 4 yıldıza doğru gidiyoruz son hızla. Paramız da ajilyon gibi bir şey oldu yani. Fransızcaya geçti para birimimiz. Dedikten sonra bir bakalım şu meyveleri sevdi. Oo, bayağı o şey olmuş la. Bu arada tek her şey var. Bu arada karpuzlar, meyveler sebze her şey tek tek görünüyor. Güzel bir görüntüsü olmuş. 5 kalite. Şimdi biz buna bizim tezgahtar servis elemanı almamız lazım. Şöyle yükselt. Hayır, buna yükseltme, hayır. Yoksa millet buna uçar lan. Evet, tezgahtar aldık. Şimdi bunu birkaç sefer yükselttik ya, millet bunu çoğalacak. Türeyecek millet. Ucuz ya, nasıl olsa ucuz malın ucuz etin yahnesi gibisinden deyip saldıracak buraya. Ya da şey var, ne derler? Bedavaya dağlar dayanmaz. Dedikten sonra arkadaşlar şu ünlem işaretine tıklayıp bir de et kısmı alacağız. Yani kasap. Dedikten sonra kasabımız nerede? Oho, kasap buraya. Bu arada para araçlarımız yine birikmiş. Et kısmını da bir güncelleyelim. Şu an çürük kokuşmuş et satıyoruz. Evet. Sweet meat ne olduğunu bilmiyorum. Az önce şey geçti. Bak bu normalde et de öbürü şeydi. Pastırma. Evet. Fresh meat. Ne, balık eti mi lan bu? Cold meat. Cold cut salam mı lan bu? Lean meat. Marble et, balık, dev balık, Iberian meat. Iberian oluyorsa. Mauyu meat.
Unsaturated meat, lab meat, laboratuvar eti mi lan bu? Mammoth meat. Kemikli et yani, o mu? O unicorn eti de satıyorlarmış. Hani bu tek boynuzlu at var ya, onun eti mi? T-Rex. Oho, dinozor eti de veriyorlar. Oha, ejderha eti. Kim yer lan bunu? Tofu. Tofu, tofu ne lan? Yuh. Bu alien vardı. Hani Predator ve Alien filmindeki o alien'ın etini. Lan adam yese ağzı yarır lan onda. Evet, Kentucky Fried Phoenix. Bu Kentucky Fried Phoenix dediği zaman şu şey, Phoenix ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum da. Şey var, Anka kuşu var. Hani kendi alevlerinden, küllerinden doğan Anka kuşu var. O Anka kuşunun etini de satıyorlar. Ama şu anda o kaliteye geçti. Şu anda kalite yıldızını yükseltiyoruz arkadaşlar. Yani et reyonu, et reyonunda, kasap reyonunda gelebileceğimiz son nokta ejderha eti. Ondan sonra dinozor eti, yaratık eti, unicorn eti, ne bulduysa satıyoruz şu anda. En son geldiğimiz nokta anka kuşu eti. Dedikten sonra şuradan bir de tezgahlarımızı da yükseltti, çoğaltalım ve geri gidelim. Oho, bu neymiş lan böyle, gördünüz mü? Dinozor butları var lan orada. Şimdi arkadaşlar biz şu kısma tıklayarak bir de şuradan fazladan şey açalım. Evet. Yüksel yüksel yüksel. Başka var mı? Varmış. O da diğerlerini açılınca açılıyor. Şu anda 4 tane kasamız oldu. Yine şuradaki ünlem işaretini diyerek. Burada şey varmış bakın. Seafood yani balık etleri reyonu. Balık reyonu açacağız. Bunu da açtık. Ve geri gittik arkadaşlar. Balık reyonumuz nerede? Ula. Böyle uzuyor, böyle gidiyor. Yani şuraya kadar dolduracağız herhalde. Bunun sonu yok lan bunun. Evet, balık reyonunda bir tane balıkçımız var. Ne var? Kokmuş et satıyorlar şu anda. Kokmuş balık. Bakalım bunu büyüttüğümüz zaman ne çıkacak? Ey, bu ne lan? Keşke büyütmeseydik. Smelly fish. Küçük balık mı? Ne oluyor? Geçtik lan ha. Bu şey... Ton. Neyse. Bu ne? Converse miydi? Converse diyorum lan. Dardanel miydi? Ton balığı lan işte, her neyse. Evet, fresh fish. Ne, ferah balık mı? Soğuk balık mı? Fish from the market. Market balığı. Small smell fish. Small shell fish. Küçük at balığı mı? Ne bu? River fish. Bu arada leveller yükseliyor. Uçuyor level. Bizim para miktarımız durdu. Big spellfish. Büyük istakoz. Ne kadar büyükse artık. Seafood. Yok. Molluks. Ne lan bu? 3 foot long lobster. Yuh. Bunu hangi tezgaha sığdıracağız biz? Oysters. Şu içerisinden ince çıkan balıklar. Havyar. Yani balık yumurtası. Köpek balığı. Yuh. Köpek balığı. Evet, fin megalon. Ne bu? Ne bir fin of megalon? Balina mı? Oha, kraken. Kraken yani büyük şey, bunu nasıl yakalıyorlarsa. Yuh, neymiş tail? Poseidon. Poseidon'un kuyruğu mu? Mutant balığı. Kim yer lan bunu? Sleep or German Gent. Almanca gibi bir şey anladım ama muhtemelen dev, böyle dev, devasa yaratık balıklarının, eski çağlardan kalan yaratık balıklarının eti muhtemelen arkadaşlar. Onu da son kaliteye kadar yükseltip insanlara sunup yiyecekler artık onu.
O arada şu ünlem işareti neymiş lan? Ya. Onu biz de bilmiyoruz. Niye duraklattın oğlum bizi? Ya sırf videonun geri kalanı level yükseltmeyle geçiyor arkadaşım. Bu ne kadar level lan? 4500 level mi olur? Evet, tezgahtarımızı da arttırdıktan sonra geri gidip o bu ne böyle ya? Şu balığa bak, şuna bak şuna. Lan bu kadar balık mı olur? Yılan balığı. Oh. Müşterisi de çok ha. Arabalar doluyor. Şu anda 120 tane otopark boşta ha. Park alanı. Şimdi sırada bu arada şöyle var mı? Şunu yükseltebiliyor muyuz? Arttıramıyoruz. Bir tane daha almamız gerekiyormuş. Yine ünlem işareti bize durma diyor. Burada giysi var arkadaşlar. Giysi bölümünü açtık. Giysi bölümünde neler çıkacak karşımıza? Şu anda kokmuş çorap satıyorlar. Bakalım sıradaki elbisemiz. Aa, biraz daha iyi çorap. Evet. Ne lan bu? Bu şey mi? Pompon kız elbisesi mi? Evet. Basic footwear. Basit ayakkabı mı? Ne bu? Modern tişört. Lan modern tişört dediğin şeyin üzerinde 50 bin altının simgesi var. Basic şeyin. Yani ne bu? Kısa pantolon mu? Evet. Grand name jacket. Büyük baba ceketi mi? Ne oluyor lan? Ha, brand. Brand dediği şey yağmur geçirme, su geçirmesi. Evet. Yürüyüş ayakkabısı. Inertia. Yuh. Artık bu hani elektronik giysiler falan çıktı kendinden klimalı. İyice o iş ona döndü şu anda arkadaşlar. Night dresses. Gece neyi bu elbisesi mi neyi? Evet, ajan ayakkabısı. Bildiğin kundura lan. Designer shoes. Yani hayvan derisinden yapılan bayan ayakkabısı. Elegant swing. Takım elbise. Evet, designer outfit. Evet, ajan takım elbisesi. Papyonlu tabii ki. Coat of mail. Bu ne oğlum ya? Çelik. Zırhlı elbise mi? Ne bu? Şövalye elbisesi mi? Sırada ne gelecekmiş? Mithril vest. Ha şu şeydeki Mithril. Yüzüklerin Efendisi'ndeki miydi o? Evet. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Hobbit'e verilen şu şey var ya. Kılıç geçirmez elbise vardı. O muhtemelen. O Paladin Armor. Zırh satıyor artık. Yani elbiseyi bıraktık, zırha geçtik arkadaşlar. Bitti. Tezgahtan alalım. Oho, armor satıyoruz ya, zırh satıyoruz. Yani normal elbiseye geçtik artık ama şöyle gördüğünüz gibi biraz yakınlaştırdığımız zaman bu kadar yakınlaştırabiliyoruz maalesef. Soyunma odaları falan var. Takım elbiseler var. Müşteriler de oğlum ne kadar müşteri böyle? Sanki elbise hiç yok bunlarda. Hiç elbise almamışlar. Evet şu araya bir şey bank koymuşlar. Şu anda görüyorsun şu araya. Dedikten sonra şuradan yine kasamızı genişletebiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz bir tane. Bunu da yükseltelim. Dedik ve kapattık arkadaşlar. Paramız Fransız akı. Fransız oldu. Şurada ünlem işareti var. Yeniden tıklıyoruz. Burada parfümleri deposu veya departmanı veya bölümü diye bir bölüm var. Paralar da gitmesin. Ne ihtiyacımız varsa. Parfümeri. How we do tuvalet. Tuvalet kokusu. Evet. Natural fragrance. Yani doğal koku mu ne bileyim. Citrus fragrance. Fragrance.
Bu ne lan böyle? Bakari Frank Reyes. Ne bu? Bakari dediği kek şey mi, kokan bir şey mi? New car fragrance. Yeni araba. Kokusu. Yeni araba kokusu. Kahve. Evet, kahve kokusu varmış. Bu neymiş? Floral. Çiçek mi? Çiçek kokusu. Famous. Bilmiyorum ne olduğunu. Designer yani ne bir designlı koku. 3D kokum olur oğlum. Smell of sakız. Ne oluyor bu? Hollywood kokusu. Tabii pırlanta şeklinde olması bunu biraz daha pahalı hale yapabiliyor. Saf esans. Essence of Royal. Luxury tarzı yani. Elitlerin kullandığı. Fragrance kare 1. Koku 1 yani. Ne bu? Birinci koku mu? Ne oluyor? Elven Fragrance. Ne bu? Elven ne lan? Tears of Purity. Evet, geldiğimiz gibi son nokta bu. Yani bütün her şeyin son noktası bu arkadaşlar. Luminati. Değeri ise 500 bin dolar. La hadi la hadi senin yüzünden video doldu var ya. Sırf level atlatmaktan video doldu ya. Evet tezgahtarımızı da alalım. Ve bakalım ne oldu. O çorba gibi bir yer olmuş lan. Her şey var içerisinde. DVR'ye benzemesi içerisi. Parfüm dükkanından daha çok. Şuradan bakalım kasa alabiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz. Fık 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 yüksel. Cırırır. Tamam dolu lan işte. Geri gidiyoruz arkadaşlar. Bu onlar da ne zaman geliyorsa artık. Şuradan ünlem işaretini tıklayarak elektronik departmanı, elektronik bölümünü açmış olduk. İçerisinde ne satıyorlarmış? Sadece fırın satıyorlar. Bakalım fırını bir geçelim neymiş? Beyaz eşya yani. Mikrodalga fırın. Yani fırından bir üstü mikrodalga fırınmış. Elektrikli süpürge. Keşke bunu daha önce satsalardı daha iyiymiş. Evet, daha iyi hale gelmeye başladı. Çamaşır makinesi. Evet, Full HD TV. Şimdi ilerleyen dakikalarda göreceksiniz ne oluyor lan diye. Bright Beat Dispenser. Ne bu lan? Buzdolabı diyeceğim de. Dispenser ne oğlum? Soğutucu mu? Dispenser demeyeceğim. Buzdolabı ben. Geniş buzdolabı. Dijital ocak. Yani elinizi koysanız yakmıyor arkadaşlar. Sadece görüntüde yanıyormuş gibi oluyor ama ısıtıyor. Four season klima lan işte o kadar usumuna işte klima. HDRI 4K TV. VR glasses. Evet, VR gözlükleri de ünlü tabii ki. Teknoloji de yerini aldı. Cleaning robot. Bak temizleme robotu. Evet, başka nereye geçeceğiz? Gaming PC. Oyun bilgisayarı. Automate Kitchen. Yani ne bu? Yemek makinesi mi? Ultra HD DRTX 8K TV. Yok. Bir de OLED'miş bu. Servant robot. Bildiğin robot yani robot ve servant anlayamadım ne bu servant. Playbox X Pro. Yani bildiğin PlayStation lan. Yuh. Lazerli bıçak çıkmış arkadaşlar. Lazer bıçağı. Hiçbir zaman körelmiyor. HDX 95K. Yuh, 95K. Bu arada kaliteye geçtik arkadaşlar. Ondan 95K'ymış. Yani normalde biz şu andaki teknolojimizde 8K'yı zor görüyoruz. De 8K'yı görünce ne oluyor? İnsan da göz olmaktan sonra ne yapacağım ben 8K'yı lan? Yani karıncanın yürüyüşünün gözündeki içindeki parıltıyı mı göreceğim?
Yine tezgahlarımızı da yükseltelim, çoğaltalım yani. Gördüğünüz gibi uzay kapsülleri, OLED TV, buzdolabı, dev 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 95 kat şeyler. Bu arada bilgisayarlar falan varmış. Beyaz eşya kısmı. Ne güzel olmuş lan aynı. Aynı senin NASA'ya benzemiş. NOSA. NOSA'yı biliyorsunuz değil mi? Her şeyi kazık fiyata satan market. Dedikten sonra bring bring. O 98 şeyimiz kalmış. Yine iyi. Niye derseniz yani market büyüdükçe şeyimiz azalmıyor. Bu aradan tezgah sayımızı arttıralım arkadaşlar. Bir de şunu yükseltelim. Tik tok tak tik tak tak tık 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 tık. Dedikten sonra şu kısmı açalım mı? Evet, sesimiz zaten yüksekmiş. Bu paralı arabalarda bir bitmedi lan. Dedikten sonra telefon departmanı yani telekom. Telekom nereye açıldı? Buraya. İçinde şu anda sadece Nokia 3210 satıyor arkadaşlar. Nasıl gördün? Vay işte. Lan Nokia 3210 bile değil. Motorola lan. Bu eski antenli Motorola. Evet. Şimdi 3210'a geçtik. Aa, bu hızlı geçti. iPhone 3'e geçtik arkadaşlar. iPhone 4. Evet, iPhone 5. Bu ne? Duble cam iPhone. iPhone 6s diyelim buna da. O işte Samsung'un bir telefonu işte. O iPhone 4 Diamond. Yani elmas kaplama telefon. iPhone 5 Face It. Yani yüz tanıma programı. Evet, iPhone 6. iPhone değil mi? iPhone demeyelim ona ya. Buna başka bir şey diyelim. Huawei diyelim. Biz buna 4K'lı. Tabii ekran çözünürlüğü 4K'ymış. Kağıt. Evet, kağıt. Artık bu teknolojiye geçmiş olduk. UFone 8 AI. Yani yapay zekalı telefon. Buna da ne diyelim bizden? Bir tane filmde görmüştüm. Jaxi diye bir film. Ama hoş bir film. İyi bir şey değildi. Yani IMDb puanı o kadar iyi değildi. Jaxi diye bir film vardı arkadaşlar. Buna ne diyelim lan biz? Buna da HTC diyelim. Ya da Lumia. O hologramlı bildiğiniz artık hologram çağına geçtik. Duvara yansıtıyor konuşmayı konuşuyor. Bu ne lan? Bu ne arkadaşım ya? Böyle bir telefon mu var? Katlanıp dörde mi katlanıyor bu? Katlanabilir telefon. Bunu da yine Huawei yapmıştı. UFone Unlimited, yuvarlak bir telefon. Yani nereden baksanız görüyorsunuz telefona. UFone Z Time. Zaman ne? Zamanlı şey mi lan? UFone Inside. Artık arkadaşlar telefon şeyi yok. Cihazı derinizin içerisine getiriyorsunuz. Oradan avucunuzda konuşuyorsunuz. Bunu zaten Elon Musk yapmıştı. Burada iPhone Immortal yani ölümsüz. Artık herhalde beynine işliyorlar muhtemelen telefonu. Gördüğünüz gibi bu da kalite bölümüne geçti. Şu anda kalite bölümünde hızlandırıp bu bölümü de tamamlayacağız arkadaşlar. Bunu insanın beynine işliyorlar. Cyborg gibi veya Robocop 4'teki gibi. Ona benzer şeyler işte. Yani telefonu artık böyle şey yapıyor kafanızda. Yani ne yaptın iyi misin? Hadi kapat. Bitti yani. Elini falan hareket ettirmiyor. Sadece kafana bile hareket ettirmeniz de gerek yok. Sadece konuşup kapatıyorsunuz. Buradan tezgahtar sayımızı da arttırıp her şey var. Dedikten sonra yeniden şuradan kasamızı da yükseltelim. Dedik şurada ünlem işaretine tıklayalım. Jeveli departman. Cardiyalı. Bu ne oğlum böyle ya? Ben bunu mu sürdüreceğim? Bunu da açalım. Şunu da açalım da. Şunu da açalım tam olsun yani. Hepsini tek 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 tek. Bu ne lan böyle? Şimdi arkadaşlar şunu da alayım ben. Şuradayım. Bu şu arabalar çok sinirim bozuyor. Gitsin buradan ya. Şey varmış burada. Araba satış yeri. Car dealer ship. Satışı mı artık kiralama mı neyse. Burada konut satıyorlar. Bu arada konut satan yerimiz de var. Başka ne varmış? Bu da elmas satan yer. Bu arada arabalara bir bakalım. Arabalar güzel. Şu anda dandik elektrikli araba satıyorlarmış. Onu bir hemen güçlendirelim.
One, evet, station wagon satıyorum. Hemen geçtiler, nasıl hızlı geçti. Crossover, Hummer gibi bir şey herhalde bu. Convertible. Oh, convertible deyince sen Corvette de geldi aklıma. Cooper, yani ne bu? Cooper, elektrikli bisiklet. Bu da dört çekerli Hummer gibi bir şey herhalde. Lincoln Navigator veya Escalade. Evet, muskli araba yani Camaro. Luxury Sport Cars. Bu da Lamborghini Diablo olur muhtemelen olsa. Evet, Stateli Car. Ne lan bu koruma Stateli? Başkan arabası mı? Limuzin mi? Prezi, bu başkan arabası. Evet, President Car. Presidential Car gibi bir şey. Gold Sport Car. Altın spor araba. Bunu da tabii benzetecek olursak neye benzetebilirim ki ben bunu? Böyle hep Lamborghini tipi bir duruşu var bu arabanın. Zaten hep öyle. Hyperlikon olsun lan. Evet, uçan araba çıktı. Artık uçan araba satabiliyoruz. O Batman'in Dark şey bu karanlık arabası. Bu da yine time travel car, yani zaman yolcusu arabası. Işık hızında gidiyor. Başka ne varmış? Space, uzay arabası. Ya uzay gemisi lan işte. Hyper, yani hiper hızda uçan uzay arabası. Artık ne çıkacaksa biliyor musun? Çok merak ediyorum. Teleportasyon sistemi. Artık arabaya ihtiyacınız yok. İstediğiniz yere teleportasyonla dedikten sonra bitirdik. Yine buradan satış temsilcilerini de arttıralım. Gördüğünüz gibi artık araba yok. Uçan araba, hyper uçan araba. Işınlanma, başka bir şey yok. Ulan araba satmıyor. Burası ne böyle? Dedikten sonra buraya da geçmeyeceğim arkadaşlar. Bunun sonu yok. Yani bunun sonu herhalde bir saat falan uzun sürecek. Bu şekilde marketinizi güçlendirebiliriz. Şimdi şunu dikkat edeceğiz. Şimdi burada bir çılgınlık yapmamız lazım bizim. Müşterilerin deli gibi geleceği bir şey yapmamız lazım. Fırına yapalım. Şurada break salary diyelim. Şuraya ne yapalım? Ucuzluk yapalım. Şöyle. Dedikten sonra bakalım ne kadar müşteri gelecek buraya. O hızlandı. Ben onu anlayamadım. Niye böyle hızlı? Yani biz burada indirim mi yaptık yoksa şeyi mi hızlandırdık? Bu yavaş. Bu ne oluyormuş? Green Goat Salary. Racing ve saniye başı. Evet. Şey azalıyormuş. Kostümler servet. Saniyede, dakikada 817 müşteri. Ben de ucuzluk şey zannettim lan bunun. Şöyle girelim bari de hepsini açalım. Lintaş satıyor lan bunlar. Bunu bari utanmayalım da sonra yükseltelim. Elmasa doğru. Demir, teneke, yüzük.
bileklik. Real estetik ev mi? Tamam, bu yeter. Dedi şöyle geçtik arkadaşlar. Artık hepsi hızlı işlem yapıyormuş. Şimdi bu adamlar niye ucuz mu gelmedi? Mal mı ucuz değil? Bu arada şuradaki market şeyimizi arttırabilir miyiz? Hepsi tamamlanmış. Dedikten sonra ben aslında şurada otoparka biraz düşüreyim arkadaşlar. Yükselteyim bakalım ne olacakmış. Yarın kaç dakika? 21 de 51 dakika, 87 dakika durabilir. Yani bir gün boyunca durabilir bir araba. Müşteri çoğalacak mı ona bakın. Bir türlü müşteri gelmiyor lan. Oo, arabaya bak. Bedava park yerini duyan geliyor. Thanks diyelim de şu Ferrari gitsin şuradan. Evet, deli gibi müşteri geliyor şu anda. Bakalım şuraya gördünüz mü? Bunların uzun sürmesi ev satıyorlar çünkü. Bir saatte zor satıyorlar arkadaşlar ondan dolayı. Ortalık cehenneme döndü. Arkadaşlar oyunu bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar rayon arttırabiliyorsunuz. Onları güçlendirebiliyorsunuz ama bunu normal bir şekilde parayla oynamanız imkansız. Yani düşünsenize ya her bir alan için 3500 şey var. Ne var? Level var, yükseltme var. Bu ne lan? Bu oyunu ben herhalde 10 yıl boyunca oynarım diyebileceğiniz bir oyun arkadaşlar ama mod APK versiyonunda gördüğünüz üzere sınırsız paramız ile istediğiniz kadar parayı şurada biriktirebiliyorsunuz ve upgrade ederek buradaki tüm alışverişli merkezlerini açabiliyorsunuz. Bu arada neymiş lan? Bina mı var lan? Gördüğünüz gibi New York, New Moon, yeni ay. Ay lan bu. Mars. Manek. Manek ne lan? Namek. Namek. Yeni bir teknoloji mi? Ne ya? Kamek. Yeni yerler. Yani farklı dünyalar gibi bir şey. Gibi yerlere gidip yeni marketler açabiliyorsunuz arkadaşlar. Kuluz ne lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Şimdi birileri bir şey yazmadan ben bu videomu sonlandıracağım. Oyunu bu şekilde sınırsız para ile oynayabileceğiniz güzel muhteşem bir oyun. Oynamak isteyen arkadaşlar varsa da video altındaki linklerden oyunun indirme linklerine ulaşabilirler. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuz beğenirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.